hem dinlendiren hem eğlendiren bir spor dalı. Beyinle, vücudun uyumuyla çalışan bir branş. Bilardo kendine özgü kuralları ve oynayış tarzıyla dünyanın en çok ilgi gören spor dalları arasında yer alıyor. Antalya Bilardo Spor Kulübü, Dünya Engelliler Günü farkındalık etkinlikleri kapsamında 3 bant bilardo turnuvası düzenledi. Dünya Engelliler Günü'nde engelli yurttaşlarımızın da engelsiz yaşam içerisinde sağlık için rahatlıkla uygulayabilecekleri bir spor dalına dikkat çekmek için bir turnuva düzenledik. Bilardo topları Çuha Bant'ta bu kez engelliler için yuvarlandı. Turnuvaya 48 yarışmacı katıldı. Kulüp Başkanı Mustafa Yahyaoğlu etkinliğin amacını anlattı. Bu sporlarla uğraşan insanlar giderek farkında olmadan konsantrasyon süreleri de gelişiyor, dikkatleri gelişiyor. Hayata bakışları, analitik düşünmeleri gelişiyor. Çünkü engelsiz yaşam içinde yani birçok Türkiye şampiyonalarında gördüğümüz engelli engelsiz arkadaşlarımız bu sporu uyguluyorlar ve son derece başarıyla uyguluyorlar. Gençlerimize bunu öneriyoruz. Uluslararası Engelliler, Yaşlılar, Kimsesizler Federasyonu Genel Başkanı Mete Kaçar, toplumsal ve kamusal alanda engelli vatandaşların koşullarının iyileştirilmesinin zamanla sınırlandırılmaması gerektiğini belirtti. Biz 365 gün engellilerimizin yanında yer almaya çalışıyoruz. Bizler istiyoruz ki engellilerin, kimsesizlerin yanında yer alın, yaşlılarımızın yanında yer alın. Hiçbir zaman unutmayalım ki her zaman engelli adayız. Hepinize engelsiz bir yaşam diliyorum. Leman Gebizli Tüm Engelli Yaşlı ve Kimsesizlere Umut Işığı Derneği Başkanı Güldane Kaya, engelsiz yaşamın her alanda desteklenmesi gerektiğini belirtti. 10 bin tane biliyorsunuz kamuda istihdam sağlanacak engelli vatandaşlarımız var. Onların her birinin bir yerlere yerleşmesi bizler için çok büyük bir keyif olacak. Kalp Gözü Tüm Engelliler Yaşlı Sanatçılar Derneği Başkanı Fikriye Yıldızhan, engellerin insanlara farklı üstünlükler kazandırdığını vurguladı. Kalbimizle duymayı, kalbimizle görmeyi, kalbimizle konuşmayı amaç edinen bir derneğiz. Turnuvada şampiyonluk için kıyasıya mücadele edildi. 4 gün süren turnuva sonunda şampiyonlara ödülleri verildi. Bizler farkındayız. Ya siz?